Urfa. Urfa kültürüyle, tarihiyle zengin bir şehrimiz. Urfa kültürünün bir özelliği de güvercinleri. Şehrin üstünde küme küme uçan güvercinleri fark etmemek imkansız. Urfa'nın yapıları güvercin evleri ile daha da güzelleşmiş. Bu şehirde güvercin sevgisi taşa oyulmuş. Yüzyıllar boyunca evlerinde de güvercin beslemiş Urfalılar. Güvercin çiftlerini evine konuk eden Urfalılar, güvercinlerin onlar için dua ettiklerine inanıyorlarmış. Çocuklarının sağlıklı ve uzun ömürlü olması için kutsal sayılan güvercinlerin bu duasına çok kıymet verirlermiş. Avluda ekmek yerken dolaşan çocukların döktüğü kırıntıları yiyen güvercinler, bu olayın böyle sürüp gitmesi için çocukların sağlığına ve hayatta kalmalarına duacı olurlarmış. Bugün bu inanç toplumsal hafızadan yavaş yavaş silinmekte ise de apartman hayatına henüz geçmemiş Urfalılar arasında hala yaşayan bir kültür evde güvercin beslemek. Kış aylarında Urfa'ya yolunuz düşerse ikindi vaktinden sonra başınızı kaldırıp gökyüzüne bir bakın. Urfa'ya özgü bu seyir şölenini sakın kaçırmayın. Bu şölene karışma deniyor. Urfa'nın kuşçuları da Türkiye'nin diğer kuşçuları gibi güvercinlerine tutku. Anamdan doğduktan 5 yıl sonra yani 5 yaşından sonra ben kuşçuyum mesela. Yaşım 30. 25 senedir, 24 senedir güvercin besliyorum. Zevk aldığımız 3-4 saat zevk alıyoruz güvercinden. 3-4 saat. Bir de ötmesi, ne bileyim yavruları bazen yazın yavru alıyoruz. Şimdi yaklaşık ben 32-33 senedir bu güvercini besliyorum. Fakat insan vücudunda da çok faydaları var. Bugün ben 26-27 yaşlarında bana bir sinir bozukluğu geldi. O zaman güvercinlerimi satmıştım, dağıtmıştım, beslemiyordum. Sinir doktoruna gittim. Beni muayene ettiler yaklaşık bir saat. Dedi oğlum sende bir şey yok. Seni tedavi hap ilaç değil. Git ruhi neden hoşlaşıysa onu yap. Dedim doktor bey güvercin besliyordum, güvercini dağıttım. Şimdi beslemiyorum. Zevk alıyor musun dedim. Dedim hayatımın bir parçasıydı. Bütün sinirlendiğim zaman, bir stresim olduğu zaman, güvercinlerin önüne çıktığım zaman her şeyi unuturdum. Bütün dünya ailesini unuturdum. O kadar ki yani insan vücuduna da çok faydası vardır. Bugün işinden geldin, çarşıda ticaretler, eğer alışverişte birinden kızdın. Güvercinin önüne çıktığın zaman her şeyi unutursun. Bütün kafanı o meşgul eder. Saatlerce günde otursan bile acizmezsin. O kadar muhabbeti şirindir bunun. şey diyeyim ya, 60 senedir besleyeyim işte merak. Şimdiden ettiği zaman memnun değilim. Fakat şimdi iş geçmiş. Doğrusu dükkanda da çalışamıyorum. Hiçbir işte katiyen yaptığım yok. Yani evde de tabii değil bu acizmediğim bu kadar zamandan beri oğlanlar da kullanıyor. Bak her tarafı pis etmiş, berbat etmiş. Diyeyim ben bunu ile besleyeceğim. Öldü mü satarsız avaçsa ile besleyeceğim. Bunu beslemedim dedim. Rühümün gıdasını temin edeyim. Bitti gitti. Yapam. Her biri bir çeşit. Bırakırsan biraz seyredersen. Öterler. Herkes yuvasına gider. Sürürsen doğru. Herkes tekini tanır. 40 tekin içinde olsa gider. Tekini bulur doğru yuvasına. Eşiyle beraber yuvasına gider. Uçurursan. Her nerede olsa yeter ki senin sesi işitti mi gelir yani evli ilhamda bulur. Baksana Allah ne zeka vermiş. Gaziantep besler. Kilis besler, o da vilayet oldu. Maraş besler, İskenderun besler, Hatay besler. Diyarbakır besler, Diyarbakır bunları beslemez. İri kuş beslemez. Onlar ufak. Böyle şey kuşlar yani. Çocuk kuşu gibi kuşlar. Güllü müllü bilmem ne. Böyle bu şekilde de karışma etmezler. Urfa'da bu sevgi 7'den 70'e yayılmış. Kuş dükkanları müşteri sıkıntısı nedir bilmiyorlar. Hele bir de pazar günleri kurulan kuş pazarı var ki iğne atsanız yere düşmez derler ya, işte öyle. Son fiyat 2.5, son fiyat. Son fiyat 12.5 derler. Bir de garipçiler var. Bu bölgede şehir köy demeden dolaşıp kuş alıp kuş satanlara verilen bir ad. Garipçi. Gaziantep, Urfa, Maraş aynı tür kuşlar olduğu için bu vilayetlerin hepsini dolaşıyor. İşte bugün getirdim 100 tane kadar. 2 günde bunu satıp geri gideceğim. Hatay, Antakya yani, İskenderun, Kilis, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Nizip, Bereci, Urfa istikameti. Bu düzelgah içinde yani bizim alış satışımız hemen hemen burada da herkes bu meslek üzerine uğraşan veya şeyler hepsi bizi tanır. Böyle tanıdığımız kişiler çok oluyor. Hatta buradan vermişik, oradan para gönderiyor. Buradan İstanbul'a kuş göndermiş, İstanbul'dan para gönderiliyor. Banka havalesiyle şunlar bunlar. Yani bu şimdi bir bakıma bir ticarete dönüştü. Bir bakıma da yani sevdalar gittikçe gelişiyor. Yuvasından ayrı düşmüş kuşlara garip, onları belde belde dolaştırıp satanlara da garipçi deniyor. Kuşlar da garip, ben de garip. İstediği kahveyi yener, kuşunu satar orada. Bir kahveye ne kadar garipçi fazla gelse kahvecinin faydasındadır. O kahveye çok müşteri gelir, kahveci çay satar. Yani kahveci de ondan faydalanır. Çardaklı kahve. Sahibi de bir kuşçu. Şemsettin Aybar. Keklik seven, koruç seven, kuş seven, kümes hayvanları yani sevenler burada bulunur. Burası eskiden belli yani asırlar evvelden belli, belki asır da geçiptir. Daha evvelden belli. Yani bir bu kuş üzerine kurulan bir kahvedir. Her yerde olduğu gibi Urfa'da da kuşçu kahveleri bu kültürün en önemli mekanını oluşturuyor. Urfa'nın Birecik ilçesinde bir kuşçu kahvesindeyiz. Bu kahvelerde bazen bir bakarsınız, iki kuşçu bir iddialaşmaya girivermiş. Sonu töküşmeye bağlanır bu iddialaşmanın. Kim? Ben sen mi tökeceğim? Ben de sen tökeceğim. Yani bu kadar kuşçuların içinde benim seni özellikle tercih edeyim. Başım üstüne abi. Gel kardeşim. Ha yüzü senden böyle tökerim. Ben de bu sandalyeyi kaldırayım. 100 zeytin bahçesi Berecik dökecek. Döker ya. Yol ortalayla. Kafet çat olan geçecek. Yol ortalayla. Tamam. Gel abi kafacı gel buraya. Güvercinlerde töküştürme ortaya bir iddia girir. Birbirlerinin övgüne kürsü atarlar. Meydan okurlar. Eğer iki taraf kabul ederse bir taraf meydan okuduğu zaman karşı taraf kaçmasa Tamam, aynaşırlar. Yer seçerler. Şehrin dışına. Gayeleri birbirlerine zayiat vermek, birbirlerini parçalamak. O ister onun seklim 100 kuş bırakı, ister ki rakibinden 20 tane 30 tane zayiat verirsin. O karanlıkta bırakır. Kimi kuşu iyi gitse o saatte gider evini bulur. Bulmayan da zayiat verir. Karanlıkta gece şehir dışında tökülsün, hayvanlar yesin, yani ona zayiat verdirme gaye bu. Töküşmenin gayesi budur. Yoksa töküşmek dostluk töküşmesi değil. Kaç tane gelmeyen var? Var burada 2-3 tane var ya. Var öyle. Var var. Buraların kuşçuları güvercinlerini takılarla süslüyorlar. Kulaklarına küpe takarız, bacaklarına halkal takarız, takım takarız, merakında olan kuşlara takarız. Bazen öyle şeye de takıyorlar, maksat iyi git desinler. Şimdi güvercine dediğim gibi asil güvenen insanlar bazı özel altın küpe yapar, güvercinin kulağına takar. Bilir o tutulmaz. Harbe gitse, bir kolu kırılsa bile tek kolla evine gelir. O kadar asildir. Her şeyin asili var. Atın da asili var, şunun da asili var. İnsanın da asili var. Ya maddi değerleri? Tabii şimdi ele kuş var. Bir altında el, 5 altın da ile. Bir akçıya da var, bir altına da var, 2 altına da var, 5. Yani güvercinin güzelliğine, değerine göredir. Taklacının iyisi ise satılan, kesenin ağzı iyice açılabiliyor. Bu taklacıları kar için besliyorlar. Onun iyisi yok. İyisi olsa zaten ben ona meraklıyım yani. Bulsam da alırım. Neçiye dese alırım. Yani tam böyle hakkıyla yerine getiren, görevini yerine getireni görsem kaç paraya dese alırım. $1000 alırım, $2000 alırım. Çiftini yavrulatmak için. Güvercinlerin çeşitliliği neredeyse yüzlerce isim türemesine neden olmuş. Kırmızı mervendi var, şarabı var, aynalı var, fıttırlı var, kara alaca var, kırmızı alaca var, mavi Hollanda var, sarı Hollanda var yani. Çok isimleri çok kuşların. Bu çeşitliliği korumak da kolay değil. Sevdiğimiz kuşlar oldu mu? Onu yavrulatıyoruz, onun yavrusunu alıyoruz. Ona benzer kuş türetiyoruz yani. Şunların da nesli tükenmek üzere yani. Olur mu? Kırmızı ak kuyruk. Erkeği bulunuyor, dişisi bulunuyor. Dişisi bulunuyor, erkeği bulunuyor. Bizde bir sarı nakşı var diyebilirim yani Türkiye'de yoktur. Bilinçsiz yapılan eşlemeler türlerin bozulmasına neden oluyor. Bağdat'ta dediğimiz bizim orijinal Türk kuşlarımız vardı. Onda Almanya'dan bir tür kuş geldi. Onlarla eşleştirdiler. O hayvanın neslini tamamen bozdular. Halep'ten de Suriye'den de geliyor. O kuşların türleri de bozuldu. Yani bizim eski orijinal kuşların tamamen bozuldu. Çok pek nadir eski kuşlardan. Herkes bırakamaz bu kuşları karışmaya. Yani bir kısmı para dayanıyor. Bunların tanesi 30-40 milyon, 50 milyon olan var. Mahmut Bey'in bu hobisi. Mahmut Bey'in de babasından gelen bir hobi. Güvercin. Urfa'da yani esas daha atalarımızdan gelen bir hobi. Kendisi şehirde olmuyor baktım. Yani de benim dayım oğlu sayılır. Al dedim gel burada besle. Kendisi de geldi burada. İşte hobisini, zevkini burada tatmin ediyor. Ben de göz zevkimi alıyorum. Başka bir şey yok. Yani bir kar amaçlı bir şey değil. Ama at olursa, atta kar var. Yarışlarda ben bu sene bir tayım vardır, 50 milyara yakın para kazandım. Tarımla uğraşıyorum, pamukçuluk yapıyorum. Benim 5.000 dönüm arazim var. Hem çiftçilikten uğraşıyorum hem de bir hobi olarak at sevgisi de var bende. Hayvan sevgisi bende var. Köpekten tuttur, tavus kuşundan tuttur, ceylanından tuttur, geçisinden tuttur, işte güvercininden tuttur. Her bir hayvan var. Aga kuşlardan hiç ilgilenmez yani. Gelir oturur, bakar yani, seyreder. Kuşlara karışmaz yani. Çayını içer, kahvesini içer. Neşesini alır, buradan kuşları bırakır, şehre gider, kuşlar karışır, gelir. Böyle seyreder. Karışmaz yani, şunu böyle yap, şunu ele demez. Kuşlar benimdir yani. Aga, bu yer ağanımdır ama kuşlar benimdir. 190 tane falan kuşumuz var. Birçok kuşçunun hayali bile olabilir böyle bir ağanın yardımını almak. Bu ağa işi zaten, şimdi ağa para vermese ben şahsım bunları alıp bırakamam yani. Çünkü bir nereden baksam bu 5-6 milyarlık bir sermaye var yani bu kuşlarda. Yani benim sevdiğim kuşları ağa alır. Güzel oldu mu kaç para olsa ben alırım, ağa parasını verir. Geçbir çıktı ha, Mehmet kuştan çıktı. Güvercinlerin bir yılını anlatarak sözü tekrar karışmaya getirelim. Nisan, Mayıs aylarının sonunda bu güvercinler kırpılır, dinlenmeye alınır. İstirahata çekilir. Yani sezonu biter. Hava da sıcak zaten. Sıcak havada hayvanlar uçum yapamaz. Ekseri bunlar kışın uçarlar. 3-4 ay yerde dinlenmeye aldığı zaman bunlar gereken kondisyonlarını depolarlar. Hayvanlar aynı insan gibi. Bunlar da ciğerleri var, dalakları var, her şeyleri var. Bazı vitamin ilaçları verilir genlere ki gelişsinler. Kanatları tamam olunca yavaş yavaş bunlar günde 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika gün be gün arttırarak bunlara kondisyon antrenmanı yapılır. Aynı sporcu gibi. Şimdi sporcu nasıl sezon bitti mi gidiyor dışarılarda kamp yapıyor, şey yapıyor, yeni lige hazırlıyor. Kuş da aynı. Kuş da idman yapacak, kondisyonunu geliştirecek. Şimdi kondisyonu yetmeyen bir kuşu karışmaya bıraktığın zaman gitmez o. Hemen geri döner evine. Der ben gidemeyeyim. Gücüm yetmiyor onlarla birlikte koşmaya. Aynı o şekilde gitmez. Kuş gitmez. At koşmakla, kuş uçmakla açılır. Artık karışmada sıra. Kışın 10. ayın sonlarına doğru 11. ayda karışma yavaş yavaş başlar. 12. ay 1. ayda tam hızlanır. Saat 3.30 dedi mi herkes kendi damında hazırdır. Şimdi çıkın dama bakın hiç kimse yok. 3.30 dedi mi tamam oldu mu herkes damındadır. İsırıklar başlar, kuşlar gider birbirine alışır. Ay boyunca Urfa göklerinde seyrana doyulmaz. Saat 3.30 dedi mi kapıları açarsın bırakırsın. Şiddetten dışarı çıktığı zaman bir pikle yapar, ikinci piklede iki yan. Nerede kuş varsa gider, illahim arar bulur onu. Göğün katında olsa bile gider bulur onu. Yapışırlar birbirine. İşte gelen yapışır, başka taraflardan gelen yapışır. Olur 3.000, 4.000, 5.000 tane güvercin göğün katında birbirleriyle başlarlar savaşmaya. Birlikte harp yapan kuşlarda, karışma yapan kuşlarda katiyetle dişi kuş olmaz. Bir dişi kuş olursa öbürleri hep onun peşine gider, darmadağın olurlar. Yani esayiş bozulur. Olmaz. Peşenk dediğiniz ne oluyor? Her kümede yaklaşık 100 kuş bıraktım. Bunun en aşağı 3-5 tanesi peşenktir. Peşenk olduğunu nereden biliyorsun? Bu hayvanlar genel havada gösterir. Her zaman kendi bölgünün önüne çıkar. Önderlik eder. Kumandan gibi. Bölük de onu takip eder. O böyle döndü mü bölük arkasına. O böyle döndü mü bölük arkasına. Ta kuşu bölüğü götürür istediğin yere. Kuşçu peşengini kırmızıya boyarsa bunu herkese duyurmuş olur. Ya peşenk tutulursa? Peşenk tutulursa ayıp bir şeydir. Satmak lazım. Hepsini? Hepsini. Tutulsa ve satarız da yani. Bunu satarız, tekrar yaparız yani. Bölüğün namusudur. Lideri, bugün bölük komutanı öldü mü olur mu? Ya. Daha çok kuş tutabilmek için karışmayı geç vakitlere kadar sürdürüyorlar. Saat 5.30-6 yani yasın çağına havada kuş kalıyor. Gelemiyor hayvan. Zora geliyor. Zora geldi mi ne yapacak? Konacak oraya, tutunacak. Dönen kuşların içindeki yabancı kuşun kendi kuşları ile inmesini sağlamak için kuşları iyice yorana kadar defalarca indirip kaldırıyorlar. Geçen benden bundan karalıktı başlıyordu. Sonunda sayım yapılıyor. Akşam olur, kuşunu dökersin, 2 tane, 3 tane, 5 tane tuttuğun gün olur. Bir nevi avcılık gibidir. Onun da zevki ayrı mesele. Hem yerde zevki var, hem havada zevki var. Gece oldu mu kahvede bir alışveriştir başlıyor. Tutulan kuşlar, garipçilerin getirdiği kuşlar, karışmanın akşam pazarı. Artık her seferinde eskisi gibi işlemese de sayitlik denen bir mesele var ki bu akşam pazarının en önemli meselesi. Karışmada eskilerden gelen bir iddialaşma türü sayitlik. Bir tür meydan okuma. Sayit olmayan arkadaşlar birbirine, onlar birbirinin güvercini tutar, birbirine verirler. Sayit olanlar vermezler. Ezelden belli yani bu böyle, eskiden belli devam eder burada. Sayit dediğin zaman yani tutuştuğu zaman birbirine vermeyen. Böyle bir anlaşma vardır. İddialı filan mı? İddia tabii. Ben filan adamla saydım. Filan adamla sayit değilim. Onun kuşlarını verebilirim. Tuttuğum zaman verebilirim. O da benkini verir. Sayit olduğum adam o benkini vermez, ben de onunkini vermem. Şimdi sayitlik kuş arasında. Yani insan olarak değil. Şimdi kuş kutusunda kuşlar havaya kalktı mı sayit olduğun adamla kuşunu tuttun mu vermezsin. Yoksa diğer zamanlar gene konuşursun, muhabbet edersin. Fakat kuş kutusunda havada düşmansın. Yerde dostsun. Yani bunun da bir zevki var ha. Şimdi onu tut ver, bunu tut ver, bunun zevki kalmaz. Bunun zevki rakibin olacak, tutup vermeyeceksin. Etrafıyla barışık insanların dostça ilişkiler içinde geliştirdiği bir iddialaşmaymış sayitlik. Oysa şimdi aynı kavram yeni bir işleyişe bürünüyor. Yazı yazıyoruz. Lütfen kimse kimseyi rahatsız etmesin. Memleket birbirinden sahiptir. Burada Said demek yani herkes birbirinin kuşunu tutup vermeyebilir. Yani gelip de burada kahvede kimseyi rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok. Eski adetten daha iyi bu adet. Şimdi kim kiminkini tutarsa paranın birbirine verip alıyorlar. Bunun bir zor tarafı yok. Oyun olsun diye kuşta sana düşmanım deyip karışma zevkine bir iddia katmak geçmişte kalmış. Eski adetler yerini değişen dünyaya uygun ve daha az dostça olanlarına bırakmış. Artık daha çok düşman, daha az dost var. Daha önce kuşta düşman olduklarınızı, iddialaştıklarınızı ilan etmeniz gerekiyorken, şimdi birkaç dostunuzu, Said olmadıklarınızı ilan etmeniz gerekiyor. Saidlik işte çevrede yok. 4-5 kişilik Said değilik. Diğer herkesten Saidlik. Said olmadıklarınızı, yani dostlarınızı ilan etmekle de iş bitmiyor. Bu durumda bile sorunlar var. Yeninin kuralları oluşamıyor bir türlü. Kimisi verir, kimisi vermez. Kimisi saklarlar, vermezler de. Şimdi tabii kuşlar da pahalı olmuş ya. Ondan da ileride çoğu da satıyor. Maddi durumdan satıyorlar. Yakaladım ben. Akşama kadar bir işi yapmıyor bu adam. İşi yok. Adam duruyor. Mesela bir kuş indiği zaman tutuyor. Kimse görmedi. Ben saklıyor. Yani bir arkadaşı verecek ya. Vermiyor. Garipçiye veriyor. Yabancı mesela. Yabancı adamlar gel. Adama kuşu gösterme. Sahibi duymazsın. Al bunu götür. Görmezsin. O şekilde. Şimdi eskiden verirlerdi. Arkadaşlar var, dostlar var. Şimdi yok. Saklıyorum. Senden Said değil, kuşunu tutmuş, saklıyor. O çok ayıp bir şey. O adam burada yani bir iki sefer ile tekrar ederse, mükerrer olursa rezil ederler kendini. İşte böyle. Arkadaşlığa yalan ve ihanet karıştı mı olanlar oluyor. Olur mu bu ya? Yapılır mı? Evladını gelip istese o adama verebileceğin o kadar güvence etmişsin. Seni 2 milyona değişiyor. Yani bu yapılır mı? Götürüp kuşu 2 milyona satmış ya. Tutmadım diyor. Halbuki kuş kendisinin kafasındadır. Getir kuşumu diyorsun, getirmiyor. Sağlıyor yani. O yüzden bazı arkadaşlarımız kızıyor. Kuşu hemen çuvala dolduruyor güvercinlerini. Hemen yabancı bir adama satıyorlar. Babam dedi bunu sana yapmışlarsa da, yapmamışlarsa da bu burada bitmiştir. Dün babamın ayağını öpüp ben dışarı çıktım. Bu bitti yani. Neyse ki kuş için dostundan vazgeçmeyenler var. Asla benim kuşum giderse istemem. Düşmanımın da kuşunu tutarsam gelirse veririm. Para da almam. Benki de böyle bir zamdır. Ben bir arkadaşım değil kuş, dünya malına da içmem. Gel, gel, gel. Baba ne kadar güzel oluyor. Akşam üzeri işte böyle. Gel. Gel.